Ali Reçber piyasalardan tekrar merhabalar değerli arkadaşlar. Evet, doların sabahta bahsetmiş olduğunuz, birkaç gündür bahsetmiş olduğunuz o önemli ortalamasına dokunduktan sonraki gelen tepki çok önemliydi. Ve şu dakikalar itibariyle, hatta şöyle bir bizim destek direnç tablosu olarak bahsetmiş olduğumuz kaçı görmüştük? 3.50-47'yi, 3.50-40'ları görmüştük ki bizim tablomuzda bu nokta oldukça önemliydi. 3.50-47, 3.50-50, yani şu an için 3.50-3.49-50 üzerinde bu noktada kalmasını bekliyoruz demiştik. Şu an itibariyle hemen şöyle bir dönelim. Endeksteki son haline bakalım. Evet. Hemen tablomuzda da, özel tablomuzdaki destek direnç tablosunu buraya koyalım. Evet. Oluşturduğumuz indikatörü üzerine koyduk. Bu rakamlar görmüş olduğunuz şu destek dirençleri bize gösteriyor. Yani gün içinde renkli olmasının anlamı da burası kuvvetli direnç. Burası artık geçildiği için kuvvetli destek. Biraz önce bahsetmiş olduğunuz o 3.49-20'ler, 30'lar bölgesi, gördüğünüz gibi bu aralık. Maviyle özellikle belirttik ki bunun üstünde kaldığı müddetçe yukarıya denemek isteyecek. Gri ile görmüş olduğunuz pivot bölge, yani pivot bölgeden hareket daha da hızlanabilir üzerinde kaldığı için. Kırmızı görmüş olduğunuz 3.50-47. Bu da bizim tablomuzda 3.50-50'yi, 47'yi gösteriyor zaten şu bölgede gördüğünüz gibi. Şimdi 3.49-50 bölgesinde, hatta 3.50'nin üzerine şu an atak yapmaya başladı. 5 dakikalık grafiklerde ilk etapta 3.49-30, 3.50-50, demek ki bu hamlenin arkasından 3.51'in ürün üzerine atabilecek bir hareketi getirebilir. Bunu da şimdilik sizlerle paylaşmak istedik. Durum, görüntü dolar tarafında güçlü isteğini koruduğunu bize gösteriyor. Tabi bunu yorumlarken aynı zamanda biz değerli arkadaşlar dünyadaki dolar hareketine de bakıyoruz. Dolar endeksini şöyle bir irdelediğimizde önemli bir dip ve artık dolarda yavaş yavaş yukarı kopabilecek hareketler görebiliriz dolar endeksinde. Fed artık, yani bugün ilkokula giden çocuklar dahi Fed'i biliyor. Fed'in ne dediğini artık yüzlerce, yüz binlerce kişi söylüyor. Sağ olsunlar, tercüme ediyorlar, yorumluyorlar, görüşlerini de paylaşıyorlar. Bizim burada yaptığımız biz temel gerekçe değil, sadece fiyatlara bakarak burada yorum yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz de fiyatları yorumluyoruz. Herkesin bir görev paylaşımı var diye düşünüyoruz. Dolayısıyla şu an için doların trend hareketi dünyada bir düzeltme dönemi sonrasında. Hemen şöyle tekrar başa döneceğim sizlere, bir takım önemli noktaları da dolar endeksinde göstermeye, paylaşmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi bu çok önemli ortalamaların altında, ama uzunca bir süredir dolar, gördüğünüz üzere arkadaşlar, dolar endeksi yaklaşık Ocak ayından bu yana dünyada dolar endeksi %7,5 değer kaybetti. Bu ne anlama geliyor? Acaba yılbaşından bu yana dolar TL bu kadar değer kazanabilir mi? Evet, dolar da bu kadar değer kazanmış, TL de bu kadar değer kazanmış. Ama 52 haftaya baktığımızda veya yılbaşından bugüne baktığımızda, hemen bakın şu kapanış, yılbaşı kapanışı, yani yılbaşından bu yana aslında TL dolar karşısında değer kazanamayan ender para birimlerinden biri olmaya devam ediyor. Ve izliyoruz. Şimdilik söyleyecekleriniz bu kadar. Yanılıyorsam 5 dakikalık grafiklerde bir yukarı hareket oluşmaya başladı gördüğünüz gibi. İşaret etmiş olduğumuz seviyeler. Görüşmek dileğiyle.